Seyirciler RS Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı ile beraberiz. Bu haftaki konumuz mini onarımlar, göçük düzeltmeler, o mini çizik tamirleri. Çünkü günümüzde en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Aracımızın değerini kaybettirmeden o gözümüze takılan o minik belki çizikler, minik göçükler, doludan veya bir taş gelmesi nedeniyle oluşan ince göçükler, işte bunları biz gidermek istiyoruz. Özellikle titiz olanlar aracını bakımlı görmek istiyor. Satarken de değerini kaybetmesini istemiyor. Bunları nasıl yapıyorlar? Nasıl oluyor? Şimdi onları soracağız. Ünal Bey merhaba. Evet, tekrar merhaba. Beraberiz. Evet. Hoş geldiniz. Mini onarım nedir? Neleri kapsar? Bu kapsamda neler yapabiliyorsunuz? Bir de bunun tabii ki ekonomik boyutu var. Biraz da ona değinelim istiyorum. Çünkü ülke ekonomisi adına da çok çok önemli bir iş yapıyorsunuz aslında. Bir parçayı komple değiştirmenin ülke ekonomisine maliyeti oldukça yüksek. Ama bunu onarabilmek, sorunu giderebilmek hem kullanıcıya hem de ülkeye büyük kazanç sağlıyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi mini onarım aslında dünyada Smart Repair ismiyle küçük çaplı uygulamalara verilen bir isim. Ama ülkemizde bir de bunun yanında plastik parça ile alüminyum parça tamiriyle bütünleşmiş. Şimdi küçük hasarlardan yola çıkarsak, onu hani mini onarım diye tabir edersek, aldığınız kasko poliçelerinde de bu mini onarım teminatını görebilirsiniz. Sigorta şirketleri bu mini onarım teminatını, bu ufak çaplı hasarları o kaskoyu satın almanız karşılığında size hediye olarak verir. Dolayısıyla bir yıl içerisinde bu küçük çaplı işte göçük, çizik, sigara yanı, işte cam çatlağı gibi ufak hasarlarınızı ücretsiz mini onarım anlaşmalı noktalarda yaptırabiliyorsunuz. Kasko hasarsızlık indirimini de kaybetmiyorsunuz. Ama bunlar genelde estetik hasarlar, küçük hasarlar. Dolayısıyla biraz evvel bahsettiğiniz gibi titiz insanların daha çok kullandığı, tercih ettiği. Kapsamda neler var? İşte boyasız göçük düzeltme var. İşte 5 santim çapa kadar bir göçüğün aracın boyası bozulmadan düzeltilmesi yöntemi, işte boyasız göçük düzeltme diyoruz. İşte 30 santime kadar lokal boya uyguladığımızda biz ona PR, yani paint repair aslında, lokal boya onarımı diyebiliriz. Dolayısıyla ekspertizden hani lokal olarak raporlanmasını istiyor kullanıcı, araç sahibi. İşte cam çatta, araca ön camına, işte siz sürekli yolculuk yapıyorsunuz görüyorum, mutlaka taş gelip zarar veriyordur. Hızlı bir şekilde işte cam onarımına gelirseniz işte yani 1 TL para büyüklüğünde bir cam çatlağını hemen onarabiliyoruz. Gerçi biz yeni bir cihaz getirdik. 10 santime kadar çatlakları da artık onarabiliyoruz. Ama hızlı müdahale gerektiriyor. Sigara yanı... Orayı şöyle açalım mı? Hızlı müdahaleden kastınız yani cam çatladı, 2 ay sonra size getirdim ya, değil değil mi? O 2 ayda işte o çatlaktan içeri toz girebiliyor. İşte yağmur suyu girebiliyor. O camdaki tozu, o yağmur suyu çatlağın içine taşıyabiliyor. Dolayısıyla bizim uygulayacağımız solüsyon o kirle birleşmiş oluyor. O zaman orada karartı olduğu için temiz bir görüntü olmuyor. Şimdi ne öneriyoruz? Genelde cam çatladığı zaman arabanızda bir yara bandı gibi bir şey varsa hemen yapıştırın. Oraya toz girmesini, kir girmesini engellemeye çalışın. İlk fırsatta da cam tamir etme kabiliyetine sahip mini onarım firmalarına başvurup camınızı tamir ettirebilirsiniz. Bugün artık otocamlar da pahalandı. Peki başarı oranı ne? Yani bir çatlak var orada. Belki böyle iki kılcal şeklinde bir iki yöne gitmiş olabilir. Evet. Yapıldıktan sonra oradaki görselin başarı oranı nedir? Ya çok açık söyleyeyim. Böyle toplu iğne ucu kadar bir nokta kalıyor sadece. Sizin onu araç kullanırken görmeniz, fark etmeniz, yani rahatsız etmeniz çok mümkün değil. Ancak böyle tam araç kullandığınız bölgede böyle noktasal bir şey kalırsa, ya emin olun aracın üstündeki kir, toz vesaire bundan daha fazladır. %99 oranında müşteriyi rahatsız etmez. Bu ekonomik şartlarda da atıyorum işte bir cam artık 10 bin lira. Yani 10 bin lira verip bu camı değiştirmek mi?
Yoksa işte 1.000 lira verip 10 arttırmak mı? Ya nasıl olsa kasko ödüyor diye düşünmeyin. Kasko şirkette sonuçta cebinden 10.000 lira çıktığında önümüzdeki yıl bunu prime yansıtmak zorunda kalıyor. Bugün kaskonuzu 14.000 lira yaptırdıysanız seneye bu oran 20.000 TL'lere gelebilir. Bu nedenle ya nasıl olsa sigorta şirketi ödüyor, kasko karşılıyor diye böyle çok değişim odaklı olmamak lazım. Tekrar sizin cebinize aslında önümüzdeki yıl bu yansıyacak. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Bir de başta söylediğim gibi ülke ekonomisine de bu zarar tabii aslında. Ki, çünkü çoğu parça ithal olduğu için yani hocamı siz elde ediyorsunuz ama döviz yurt dışına gitmiş oluyor. Evet. Geçenlerde bir toplantıda öyle bir şey söylemiştim. Yılda işte 250 bin yedek parça, 300 bin yedek parça tamir ediyoruz. Ortalama 10 bin lira deseniz işte 3 milyar TL yedek parça ithalatını durdurmuş oluyoruz. Sayın Mehmet Şimşek'ten ödül bekliyorum demiştim. Çünkü bu değil yani hep şey değerlendiriliyor. İşte şuradan tasarruf, buradan tasarruf, şunu yap falan. Yani biz gerçekten her yıl abartısız söylüyorum 3 milyar TL bu cari açıkta faydamız var. Ama tabii bunu anlatmamız gerekiyor, göstermemiz gerekiyor. Maksat bir de şöyle bir faydası da var. Bakın 300 bin parçayı onarıyoruz. Bunu kim onarıyor? İnsan onarıyor. Aynı zamanda eğitim merkezimiz var. Teknisyen yetiştiriyoruz. Ve bu teknisyenler sayesinde onarabiliyoruz. Ve istihdama da katkımız var. Dolayısıyla şimdi siz arabanızın camını tamir ettirdiniz, tamponunu tamir ettirdiniz. Bir, önümüzdeki yıl cebinizden çıkacak kasko bedelini azalttınız. İki, dış ticaret açığına, dış ticaret açığının artmasını engellediniz. Burada bir katkıda bulundunuz. İstihdama katkıda bulundunuz. Aynen, istihdama katkıda bulundunuz ve satarken de işte bu tampon değişmiş mi veya kapı değişmiş mi, sadece düzeltilmiş mi, boyanmış mı diye bakıldığında da kendinizi de değer kaybından da korudunuz. Dolayısıyla aracın orijinalliğini korudunuz. Yani dört konuda faydalı. O yüzden değişim yerine onarım artık ülke bilincine kesinlikle oturmalı. Bu bilinç de artıyor. Kimsenin hakkını yemeyelim araç sahiplerinin. Eskiden ben bu işe işte babadan biliyorsunuz işte 50 yıldır uğraşıyoruz. Babamın zamanında ya Zeki Usta hepsini değiştir dediğinde nasıl olsa kasko ödüyor. Kaputu da yeni tak, farı da yeni tak, tamponu da yeni tak. O eski bilinçsizlik bana göre kalktı. Şu anda müşteri Tramer'de kaydını görüyor. Neyin değiştiğini, kaç para olduğunu, ne kadar hasar ödendiğini. Dolayısıyla aşağıda hizmet veren danışman arkadaşımıza daha teslim ederken bir telkinde bulunuyor. Diyor ki ben aracımda çok yüksek hasar kaydı görünsün istemiyorum. Lütfen onarabildiğiniz tüm parçaları onarın diyor. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Yıllardır emek verdiğimiz bu onarım sektörünü sadece kendi işimiz için yetiştirmedik. Yetiştirdiğimiz teknisyenler dükkan sahibi oldular ya da başka firmalarda çalışıyorlar. O babamdan aldığım onarım kültürünü ben de sahaya yansıtmış oldum. Ben de sektöre, ülkeme borcumu bu şekilde ödediğimi düşünüyorum. Orada bir soru ortaya çıkıyor. Evet. Onarım ama nereye kadar? Yani hangi parçalar hangi durumda onarılmalı, hangi durumda artık yenisiyle değiştirilmeli? Çok güzel bir soru. Çünkü bazı parçaların güvenlik konusuna katkısı var biliyorsunuz. Onarıldığında ilk orijinal halini sağlamıyor. Aynı şekilde güvenlik sağlamıyor. Tampon da bunlardan bir tanesi. Şimdi özellikle tampondan başlayarak ilerlemek istiyorum. Çünkü tamponda bazı hasarlar var, yırtıklar var, göçükler var. Giderilebiliyor mu? Tamponun esneme, darbeyi emme, özellikle Allah korusun bir yayaya çarpması durumundaki esnekliğinin olması, bütün bunlarda işin güvenlik boyutlarını ortaya koyuyor. Hangi durumlarda siz onarım yapıyorsunuz? Hangi durumlarda müşterinize, kullanıcıya bunu artık değiştirelim telkininde bulunuyorsunuz? Kesinlikle çok doğru bir soru. Çok doğru bir nokta. Ben sac aksam üzerinden örnek vereyim. Plastikte aynı ölçüde önemli olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Bahsettiğiniz işte tamponun darbe emiciliği bu eski işte araçlarda kesinlikle böyleydi. Ama yeni araçlarda artık tampon şeye dönüştü.
bir plastik görsel kaplamaya dönüştü. Hı hı. Tamamen o darbe emiciler altta oluyor vesaire, köpüklerle artık tutuyorlar. Eski Amerikan arabalarındaki o emicilik, işte yayaya zarar vermeme özellikle artık çok fazla dikkat edilmemeye, sadece o görsel olarak kaplamaya dönmeye başladı. Bu nedenle tampon tamirde mesela hiç risk görmüyorum. Ama saç aksamda bir kapıdan örnek verelim. Şimdi kapının içinde koruma barlar var. Hı hı. Siz gider bu korumayı keserseniz, bu kapıyı ondan sonra çekiçleyip düzeltip geri kaynatırsanız barı, o kapıdan artık performans beklemeyin. O içerideki barda hasar varsa, siz onu düzgün ekipmanlarla onarmıyorsanız, onaramıyorsanız, evet burada değişime gidilmesi lazım. Yoksa bu kapıdan ikinci darbeyi aldığında, eğer siz buna zarar verdiyseniz, bunun yapısını bozduysanız, hı hı, o darbe komple içeri girecek ve o kapı arkasında oturan sürücü veya yolcu misafiri kesinlikle zarar verecektir. Hı hı. Dolayısıyla ana koruyucu, omurgası olan o şase, efendime söyleyeyim barlar, buralarda onarıma biz karşıyız. Şasede onarım olmaz mı? Tabii ki olur. Ama nasıl olur? Doğru onarımlı olur. Tek başına onarım kelimesini kullanırsanız evet karşıyız. Doğru onarım kelimesi olursa evet doğru onarım yapılmalı. Nasıl yapılmalı? Şimdi siz şasede bir işlem yapacaksanız, sanayi sitesinde bunu oksijen kaynağıyla yapıldığını görüyorsanız kesinlikle arabanızı bırakmayın. Net bir ifadeyle söylüyorum. Kesinlikle oksijen tüpü gördüğünüz bir yere arabanızı bırakmayın. Hı hı. Neden? Çünkü oksijen kaynağıyla onu ısıtıp düzelttiğinde o malzemenin yapısını bozuyor ve ikinci hasarda kesinlikle fabrikanın ürettiği şasenin görevini görmeyecek, net olarak ifade edebiliriz. Bunun için özel üretilmiş şase onarım tezgahları var. Bu tezgahlarla alıp bu şaseyi çektirmezseniz, bu malzeme yapısını bozarsanız ikinci kazada can güvenli riskiniz var. Bu nedenle buralarda onarıma, yanlış onarıma karşıyız. Doğru teknikler olmalı, doğru makine ekipman ile olmalı. Bunun da eğitimini mutlaka almalısınız. Bunun için işte bizim Medteknik Akademimiz gibi yetkin kurumlar var. Buralara teknisyen, kaportacı olmak isteyen kişilerin başvurup bu eğitimleri alması mutlaka şart. De burada bir açık da söz konusu. Yani evet, yetkin personel bulmak hakikaten bu devirde, hani usta diye tabir ettiğimiz kişileri bulmak çok zor. Evet. Güven konusu ayrı bir faktör. Çünkü sizin o karşınızdaki insana güvenip aracınızı emanet ediyorsunuz. O çünkü artık bir servet değerinde. Bunun iyi korunmuş ve evet, en iyi şekilde tedavi edilmiş olması için de o yetkin kişilere ihtiyacımız var. Bu mini onarımlardan... O da şu an bizim en büyük derdimiz. Onu da bir parantez açıp söyleyeyim. Hı hı. Şu anda çalışacak teknisyen bulmakta çok zorlanıyoruz. Gençlerimiz artık ototamir işine ilgi göstermiyorlar. Bu mesleğe girmek istemiyorlar. Sanki şöyle bir algı var. O eski Türk filmlerindeki işte okumazsan seni sanayiye veririm, cezalandırırım. Aslında o gün cezalandırılan babam işte 11 yaşında sanayiye girmiş. İşte bugün işte bir işletme sahibi. Hı hı. İşte yanında insanlar çalışıyor. 11 yaşındaki babama gidip ya şu yaşına geldiğinde böyle bir plaza sahibi olacaksın, İşte evini arabanı almış olacaksın, meslek sahibi olacaksın, yanında çalışan insanlara ekmek vereceksin deseydi o çocuğa, babam mutlulukla işe gidebilirdi. Ama sizin dediğiniz gibi 1952 doğumlu babam 63 senesinde sanayiye girdiğinde onu annesi babası sen okumadın hadi sanayiye diye vermişler ama meslek sahibi olmuş durum öyle değil. Mükafatını bugün gördü. Bugün başlayanlar da 20 sene sonra babamın gördüğü mükafatın belki 20 katını görecekler. Neden? Hı. Babam sanayiye girdiğinde binlerce kaportacı varmış. Bugün yüzlerce kaportacı var. Dolayısıyla rekabet de işte fiyat rekabeti veya ne bileyim iş rekabeti gibi dezavantajları yok. Bugün bu mesleğe başlayanlar emin olun 20 sene sonra mühendislerden, 10 sene sonra, 20 çok uzun oldu. Hı. 10 sene sonra mühendislerden, doktorlardan çok daha fazla kazanıyor olacaklar yani.
Şimdi sorum şu, ne zaman biz bu otomotiv konusunu açsak, bu işe girmelerini tavsiye etsek, şöyle yorumlar geliyor. E tabii asgari ücretle çalıştırırlarsa kimse çalışmaz diye bir yorum geliyor. Evet. Gerçekten böyle mi? Bu da son soru olsun, süremizin sonuna geldik. Bu işe başlayanlar asgari ücretle mi, çok zor şartlarla mı başlıyorlar? Çarpı 2, çarpı 3. Başlangıç seviyesi. Evet. Yani buradan da bakın duyurmuş olalım. Hani iş arayanlar var ya, bir sürü haberlerde orada burada görüyoruz. Ne iş olursa yaparım diye. Ne iş olursa yapmayın. Kendinize bir meslek grubu seçin. Ve burada da para kazanabileceğiniz bir şey olsun. Ünal Bey çok doğru söylüyor. Ben özellikle çocukluğumu sanayide ve sanayilerin gelişiminde geçirdim. Olmayan sanayiler o zaman, bugün artık var, isimlerini tek tek söylemek istemiyorum ama o zaman usta çoktu, otomobil azdı. Bugün otomobil çok, usta gerçekten az. Dolayısıyla kendinize erişemeyeceğiniz, bir koltukta yer bulamayacağınız bir iş, bir meslek dalı seçmeye kalkacağınıza, şu an koltuklar boş, önünüzde fırsatlar var. Ben de size burada bir dal seçin. Hani kaporta mı, boya mı, işte göçük düzeltme mi, cam tamiri mi, bir konuda uzmanlaşın. O konuda uzmanlaşırsanız emin olun evinizin rızkını helal yoldan çıkartırsınız diyorum. Bu bölümün de sonuna geldik ama konularımız bitmedi, sorularımız bitmedi. Ünal Bey ile bir başka bölümde tekrar beraber olacağız.